kardeşlerimizden birisinin namaz tesbihatını gevşeklik yapmış. Yapmıyor pek. Diyelim. Sen öyle vakti gelmeden önce öyle vaktin tesbihatını yapmak olur mu dedi. Akşam namazında abi, yani iftar açacaklar. Ee, böyle bir insan 10 dakika kadar tesbihata başlıyor abi. Tamam. Tamam o zaman şey namazı da kılsın 10 dakika önce. Yani demek Allah'ın işine karışmamak lazım. Ölüm derdi, geçim derdi, sağlık derdi. Ne bileyim sırtında taşımamak lazım Allah'ın icraatını, tercihlerini. Güneşin altında lambaya gerek var mı? Kur'an güneşi altındayken akıl fenerini kullanıyor insan. Az billahi mine şeytanir <laughs> recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. Cenab-ı Hak tefikini refik eylesin. Hizmet-i imaniye, Kur'aniye de beşeriyetimize bakmadan İsa'nın lütfunu, kerem ve ikram ilahisini daim kayım sayım eylesin inşallah. Hizmet dusturlarından şey geldik, tesbihat ve evlatları okumak. Daha çok bizim tuzağımız şöyle oluyor bayram. Hizmete gidiyorum. Mesela diyelim ki ben her gün cüz okuyordum. Okuyorum ya. Yani. Fakat bugün Furkan'ın o Adem, Adem'i sırf ve Zannettim ki 5-10 dakikamı alır. Oldu öyleyim. Şimdi tuzağı anlatıyorum. Evrat ne oldu? Şey cüzümüz akşama kadar duruyor da. Yani bizi aldatan, sizi beni aldatan Şeyi söylüyorum. Bu kadar bak makbul bir sebep gösteriyor. Ya ben hizmete gidiyorum zaten. Birisine bir şey anlattım. Ders yaptım. Aklın çürümesi ne demek? Yani aklın bozulmasını anladık da. Aklın çürümesi ne demek? Ustad diyor. Aklın çürümesi diyor. Çok acayip tabir. Ee, sonra nefsin aklı, nef nefsin nefsi. Nefsin nefsi var, nefsin aklı var, nefsin kalbi var. Onları attım. Ama evradımı kutturmadı. Hiçbir şey yapmadım yani böyle. Dünyalık bir şeyim yok. Konumuz ne? Ev tespihatları ve evratları okumak. Bak tuzağı görüyor musun? Nasıl tuzak ya hizmet ettik öyle işte. Sen ayakta durmasan seninle ayakta duracaklar da duramazlar. Pamuk ipliğiyle insanlar dine ve davaya bağlı seninle. Sen ayakta durman lazım. Ayakta durman için e, evrat ve esker şart. Okuyorum birinci vecizemiz. Kardeşlerimizden birisinin namaz tespihatında tekasül göstermesine binaen dedim. Gevşeklik. Kardeşlerimizden birisi namaz tesbihatında teka, tekasül göstermesine binaen yani gevşeklik göstermiş. Ona demiş ki ustad namazdan sonraki tesbihatlar ustadın kurduğu bir sistem yaptığı dua silsilesi zannediliyor. Namazdan namazdan sonraki tesbihatlar neymiş? Tarikat-ı Muhammediyedir aleyhissalatü vesselam. Bir, velayeti Ahmediye'dir. Aleyhisselatü Vesselam'ın bir evradıdır. O noktadan emniyeti büyüktür. İbrahim. Kaç tane ne varmış tesbihatta? Niye Muhammediye demiş Ahmet dememiş? Esti de mi demiş? Muhammedi de kullanıyor. Ahmedi de kullanıyor. Diyor ki, Tarikat-ı Muhammediye Aleyhisselatü Vesselam, velayeti Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam. Biraz daha Muhammed hakikatine baktığı için Risalet i velayet zaten ahmet ediyor. Beşeriyet itibariyle. Çok güzel. Aferin. Yani baba olması, komutan olması, kul olması, nebi olması Ahmet'tir. Ondandır ki, dedik ya biraz önce, 19. söze Risaleti i Muhammediye denmemiş. Ahmet denmiş. Risalet, Ahmet'in Risaleti. 19. mektuba Muhammed niye denmemiş? Bunun için. O zaman Muhammed nedir? Ayrıyeten evet Ahmet Aleyhisselatü Vesselam'ın e, zahirisine Ahmet deniliyor. Ama zahirine hitap ederken, konuşurken batını kastediyorsak yani mahiyetini bahsediyorsak Muhammed olur. Yani meyve Ahmet'tir. Meyvenin içindeki çekirdek Muhammed'tir. Namaz tesbihatındaki tekasül kardeşlerimizden birisinin namaz tesbihatını gevşeklik yapmış. Yapmıyor pek diyelim. Tekasür yani gevşeklik. Göstermesinin sebebi Allahu alem bana öyle geliyor. Bu ustadın büyük zatların duası gibi zannet zannetmekten kaynaklanıyor. Oysa tesbihatlar tarikat-ı Muhammediyedir. Bak Muhammed yani merkezi kastediyor ağacın kökü tarik ta -tari. bizim o tarikat değil. O aslı o kaynak Kaynağa giden yöntem. Tesbihat seni merkeze götürüyor. Ağacın köküne götürüyor. Yani Muhammed Aleyhisselam dediğin nokta He? Muhammed Aleyhisselam dediğin nokta yalnız. Evet oraya götürüyor. Tarikat-ı Muhammediye o. Sonra velayet kazanılandır. Velayet-i Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam'a götürüyor. Yaptırıyor. Velayet Ahmet Aleyhisselam cihetine bakıyor değil mi? Velayet ve şeriyetine bakar, Ahmet'e bakar, peygamberliğine bakar, Resulüne bakar, komutandır, kocadır, babadır, kuldur. Onun için velayettir. Onun için bizim yaptığımız tespihatlar velayet Ahmediye de meratip kazandırıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam velayetinin içindedir. Ve aynı zamanda mahlukatın evelini taşıyor Muhammed tarafı. Onun için te, e, tesbihatlar bizim ustadımızın çıkarttığı bir şey değil o. Yani o zaman velayet çeti şey yani. Ahmet çeti şey Muhammed de medet alıyor. Evet. Kökteki çekirdeği kaldırırsan evet. meyvedeki çekirdek de olmaz. Evet ne aindir ne gayırdır meyvedeki ama ama asıl gene kökteki çekirdektir. Tamamdır. altta bir yerde var. Müsellem bir nubette muazzam bir velayet var. Evet. Evet. Demek ki bu e, tesbihatlar böyle bir şey yapıyor. Yani seni ağaç misali çok güzel. Ağacın köküne götürüyor. Yani varlığın arkasına taşıyor bu tesbihatlar. Bir de ağacın mertebelerinde mertebe kazandırıyor. Velayeti diye Tesbihatlar. Ustadın kendisinin şeyi değil. Hatta peygamberlerin topla, e, Nida ettikleri, sığındıkları 10 tane şey var mesela. Peygamber, ulul az peygamberleri var ya. Onların mesela diyelim ki tesbihatın sonunda 6 tane şey var. Akşam yatsı arasında. O peygamberlerin şeyidir, münacatıdır. Tesbihatta da Allah Allahümme cinne minen nâr, Allahümme cinne min fiddeti ahir zaman, Mesih-i Deccal-i Bunlar peygamber, onu Rüştü abi kenarına yazmıştı tesbihatın sonunda. Hangi peygamber sığınmış? Hangi peygamberin sözüdür? cem etmiş usta. Yani çok adamıyım. Peki okuyamadık. İşimiz çok oldu Furkan. Tamam sonra yap. Arabaya bindin dersi giderken ezberden yolda yap. Sabahki tespihat yatsı da olur mu? Olur. Olur kazasını yap. Ne demektir bu? Ben size ilmi usulü fıkıhta bir kaydı söyleyeceğim. Fıkıh değil bu. İlmi usulü fıkıhta bir kaydı söyleyeceğim. Yani tespihat yolda olur mu? İade edilir mi? Kaza olur mu? Diyor ki Farzın kazası farzdır. Vacibin kazası vaciptir. Sünnetin kazası da sünnettir. İlmusülli fıkıhta var. Kaydı bu. Namaz mı sabah kılamadın? İadesi farzdır. Selat-ı vitir mi kılamadın? İadesi vaciptir. Namaz tesbihatı mı yapmadın? İadesi sünnettir. Geçen de şöyle bir soru geldi de. Tesbihat yani yoğunluktan birisi yoğun. Mesela öğle vakti gelmeden önce öğle vaktin tespiyatını yapmak olur mu dedi. Ezan. He öğleğin e, o geçmişteki öğleğin olur. Eee hangisi neyin tesbihatını yapacak peki? Öğleğin okunmamış namazın ezanın ezan e, yani vakit farz ya. Namazın farzı nedir? Bir tanesi vakittir. Olmamış ki anne. Dua olur. Yani sevap olur. Ama öğleğin olmaz. Bazıları yapıyormuş da bak İbrahim Beyzon. ben gördüm Medresede Aa okunmamış namazın. Ya. Akşam namazında abi yani iftar açacaklar ee, böyle bir saat 10 dakika kadar tesbihata başlıyor abi. Tamam. Tesbih... tamam o zaman şey namazı da kılsın 10 dakika önce te, tesbihatın evet. yarısını evet. bitiriyorlar. ondan sonra Ama 2 günde yapıyorlar. sonra te, öğle namazın tespit yapar ama öncesinde yapamaz. 2 gün sonra da olur ama evet. önce yani. olmaz. Aynen. Aynen. Çünkü niye? Namazın kaç farzı var? 12. 6 Altı dışında 6'sı içinde. 6'sı dışında nedir? Vakit vakittir. Na, vakit girmedi. Neyin? Sorar melek sana. Tesbihat yaptın. Ne indi? Akşam namaz, akşam namazı olmadı ki. Adam dedi ki sonra yapsam bir daha kazası olur. Peki akşam namazı iftar açacağız. Ee, biz iftar açacağız olmuşuz. Akşam yapamıyoruz namaz kıl tesbihat. Ya ben yatsıdan sonra mı yapsam? Gece birde mi yapsam akşamın? tesbihatının kazasını. Akşam okunmadan on, bir saat önce mi yapsam? Akş şeyden, akşam namazından sonra Hangi saatte yaparsan yap, vaktinde yaparsan vaktinde. Yap. O saatin dışında hangi vakitte yaparsan yap gene sünnete mazer olursun. Çünkü sünnetin iadesi sünnettir. Vacibin iadesi vaciptir. Farzın iadesi farzdır. E bu ne yaptın sen? İade ettin. Yani sünneti iade ettin sünnet. Ama öncesinde yapmak sünnet de değil, vacip de değil, fazla değil. Nedir? Uydurması hasaniyedir. Bida de değil ya. Uydurma az bir şey değil. Ya. Sevaptır yani tesbih. Zikrettin yani. Boş durmaktan sayıdır. Ama tesbih olmamış olur. İyi ki. Peki bu zamana kadar yapmış olanlara... Bundan sonra yapmış ol... Şöyle olur mu acaba? Bir önceki yapmadıklarına gider inşallah diye. Olur. Olur. Mesela önce yaptı ya. Tamam, zaten okay, dedim bir, ben zaten. Bir öncekine... İnşallah oraya gitmiştir o tesbih. Tabii hiçbir şey yok olmaz. Zerretin hayren yere, zerretin şerren yere. Zaten dedim yani sorunda. Tesbihat yaptın. Senin niyetin neredeydi? Gelecek akşama. O olmadı. O geçmiş akşama oldu. İnşallah öyle olur. Evet. Öyledir. Bir sürü kazaya geçti o. Şimdi öyle yapanlar şimdi ümitsizliğe düşmesin. Peki diyelim ki, diyelim ki böyle bir şey yaptım. Vesvese geldi. O zaman şöyle yapalım. Ee, gelecekte niyet olduğu gibi malikide, de maziyede maziye de niyet oluyor. Ya Rabbi niyet eyledim. Yapmış olduğum tesbihatları vaktinden önce yaptığım tesbihatları niyet etti. Maliki mezhebini takliden geçmiş namazlarımın kin kazasına niyet ettim. Amin. Oluyor. Maliki mezhebinde geleceğe niyet olduğu gibi geçmişe de oluyor. Hanbeli, hanbeli ve maliki de oluyor. Ee, Takli de yani çıksın yani bunu duyduktan sonra olmaz artık da çünkü ihtiyaç ve zaruret lazım. Bunu yapma bir taklit, mezhepler arası taklit, ihtiyaç ve zaruret lazım. Sana diyecekler ki olan sen dershanede bile sen sif açtık iftardan hangi zaruret, hangi ihtiyaç yaptın? Olan böyle duymasınlar. Sen dershanede namazdan önce yaparsan içtimaiyetteki ne yapar? Evet. He? <laughs> Namaz önce din kılar. Vazife-i ilahe karışmamak maddesine geldik. Bomba bir yer. Bomba bir yer. Bütün sıkıntıları menbaı. bütün dertleri ailevi, psikolojik soruların şeyi. Okuyorum. Tarih hakta çalışan, tarih hakta, hak yolunda çalışan ve mücahede edenler yalnız kendi vazifelerini düşünmek lazım gelirken. Mesela ölüm korkusu da buna girer. Yani Allah'ın işini kendi işiymiş gibi düşünmek. Ne olacak? Allah'a ait her ne varsa yaşamamda, rızkımda da, hastalıklarda ne olursa evli ise mazi kaderdir, gelecek tekliftir. Her şeyde tarih hakta çalışan ve mücadele edenler yalnız kendi vazifelerini düşünmek lazım gelirken Cenab-ı Hakk'a ait vazifeyi düşünüp harekatını ona bina ederek hataya düşerler. Lemalar 130. Yani ben bunu yaparsam sen bunu yapar mısın? Mesela pazarlıkta bir, birisi vardı atölyesi vardı. Yani tekstil değil, fabrikası gibi bir şey. bir şey. Teknoloji bir şey imal ediyor. İşi düzelmiyor. Hep böyle başa baş gidiyor. Bana sordu. Dedim ki ya bir fakir fukaraya ver. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki hastalıklarınızı, musibetlerinizi, dertlerinizi sadaka tedavi edin. Yani sadaka bir kurban kesersin dağıtırsın ee, yeme yiyecek. Eşya dağıtma, gıda da dağıtma. Para ver onun ne ihtiyacı olduğunu o alsın. Makarna verdin ama belki herkes makarna verdi. Sen para ver, gitti, kurban kesmiş galiba üç tane dağıtmış. Bir hafta sonra geldi bana. Abi dedi kurban da kestim üç tane, şimdi düzelmedi. Ha Allah ile pazarlık yaptın ya Rabbim bunu yaparsam kurban kesiyorum hani şimdi sen de ver. Yo öyle değil öyle yaptım. Bak sen bir hafta sonra geldi. Sana ne? Ben ilmi isteyene zenginliği istediğimi verir. Ya pazarlık yapılıyor. Şaka anlatmıyorum ha şaka gibi ya. Ben bunu yaparsam ya Rabbi. Mesela hesap ediyor. O zaman hesapla verirsen hesapla alırsın. Peygamber Hazreti Selam'ın bir hadisi var. Hazreti Ali'ye mi söylüyor? Ya Ali diyor. Cömertliğin önünü kısma ki cömertliğe mazar olasın diyor. Bu mana böyle bir şey var. Tam diyor ama öyle. Yani sen kapatırsan kapat kapanırsın. Sana da kapatırlar. Allah'ın kullarına tevziyat memurluğu yaparsan Allah da ihsan eder. Yani cömerte cömertçe davranılır. Beşeri de bir kaydedir ya. Evet bu mesela mazi nedir diyor kader gelecek tekliftir. evlendi mazi midir? Evet kaderdir. Ne zaman doğdun? Kaderdir. Ya kader ya. yüklenmesen o zaman tarihe hakta çalışan ve mücadele edenler yalnız kendi vazifelerini düşünmek lazım gelirken ya ben bunu böyle yapıyorum. Ben bunu böyle yaparsam diyor. Var ya 20. sözde miydi? Ee, İsa Aleyhisselam'la şeytanla mı nazarası? Hemen yukarıda bir yazıyor. En üstte. En üstte ha. Evet İsa Aleyhisselam'la Hemen o hatıra geliyor bak. Şey bak bana. Ya ben sen buradan atla bakalım. Allah seni öldürüyor mu öldürmüyor Kader mi değil mi? Hani kader olacak? Bakalım ölecek mi? Ey melun diyor. Cenab-ı Hak kulunu tecrübe eder. Bakayım yapabilir mi? Ama kul Rabbini tecrübe edemez. Onun için biz kuluz. Yani ben bunu böyle yaparsam sen böyle yapar mısın? Veya ya namaz kıldım niye gene yakamı bırakmıyor? Hep hesaplı. Hesaplardan kaynaklı yani bu. Allah ile hesaplı yapıyor. Pazarlık yapıyor. karışmaya. ya. İkinci cümlemiz. Lemalar 151'den okuyorum. Cenab-ı Hakk'ın rızası ihlas ile kazanılır. Cenab-ı Hakk'ın rızası çok vermek, çok yapmakla değil, ihlas ile kazanılır. Kesret etba ile ve fazla muvaffakiyet ile değildir. Çünkü onlar Vazife-i ait olduğu için istenilmez, belki bazen verilir. Peki ne yapacağız o zaman? Bilmiyoruz ihlaslı olup onun Biz işimizi yapacağız, çok yapacağız. içinden bir tanesi ihlasa mazhar olursa tamam işte. Allah için bir defa razı olması yetiyor. Mesela Allah 10 sene önce bir amelinde razı oldu. E şimdi olmadım. Allah için mazi müstakbeli yok ya, razı olduysa oldu işte. Ben şimdi vazgeçiyorum razı olmuştum ama o bize ait. Ver onu ver konuşmuyoruz artık ver, ver ben sana verdim hediyeyi ver gibi değil ya. Çok acayip. Vermiştim hediyeyi ver bana geri ver. Allah geri almaz. Niye almaz? 32. sözde söylüyor. Kerem ismi bırakmaz. Kerem demek verdiğini almayan Allah demek. En büyük nedir? Sana rızasını verdi. Geri almaz. Müjde ha bu. Mesela 60 sene 50 yaşında mesela kaç yaşındasın Furkan? Bir dakika bir saniye. Rıza ilahiye mazhar olamadın. Mı? Bilmiyorum. Ha, olmuşsan olmuşsundur. Yani bir defa. Olmamışsa çok çalışma olmaz. Evet. Şimdi e, peki dese ki ve çok etbaile değil, gayretle de değil ama Allah'ın rızası da çalışmanın içindedir. Yani Allah'ın rızası ihlastadır. Oturuyorum şimdi. Hiç kıpırdamıyorum. Tamam da ihlas nerede olacak? Eylemdedir, sadakattadır. Mesela her isteyene verilmiyor. Ama kime veriliyor? her isteğine verilmiyor, verilmiyor ama verilenler kimler? İsteyenlerin içerisindeler. Onlardan birkaç kişi veya bir, bir çoğusu. Her isteğine verilmiyor ama verilenler de isteyenlerdendir. Allah'ın rızası ihlas ile çok etba ile değil ama o rıza da Allah'ın adet ilahisi içindedir. Onlarla alakalı bir şey anlatayım. hasan Basri ile e, neydi hep o zatı unutuyorum mühim bir zat e, nehirden karşıya geçecekler. Talebe okutacaklar, sohbet edecekler. Ama fırtına var. E, sandal geçmiyor. Karşıya yok köprü de yok. Dedi ki o zat Hasan-ı Basri ve Habibu Habibi Habibi Acem. Habibi Acem. Habibi Acem dedi ki ya imam dedi. Kimse yok. Birbirimizi biliyoruz. menfaati dünyeviye de değil sohbet edeceğiz, çocuk okutacağız. E, hizmet de geri kalacak. Hizmet beklemiyor fırtına vardı. Birbirimizi tanıyoruz. Ya Allah bismillah deyip geçelim dedi. Geçelim suda yürüyen geçiyor. İkimiz birbirimizi. Dedi ki Hasan-ı Basri Allah'ın adetini riayet etmek lazım. Dedi. Yani bu meziyet verisi bile hizmette bile ama hizmette dedi. Hasan-ı Basri Hazretleri riayet ona uymadı. O bekledi. Habibi Acem geçti yürüyerek. Gitti çocukta okuttu ve Badehu. Va'dehu sonra sakinleşti ne yaptı? O zaman geçti. Sandalla has şey geçti. Hasan-ı Basri Hazretleri geçti. Bunu İmam-ı Rabbani Hazretleri medar bahsediyor. Diyor ki hangisi makbuldur? Adam hizmet etti, vaaz etti, Allah'ın verdiği ikramını da kullandı. O diyor ruhsatı kullandı diyor. Bu azimet diyor. Aslında şey İmam-ı Rabbani Hazretleri. Allah'ın e, e, İsa'nın ikramını kullan, şey yapmadı ama o Allah'ın rızasını Allah'ın adet ilahisinde aradı. Hasan-ı Basri Hazretleri. Azimettir diyor. O ruhsatı kullandı. Mesela neye benziyor? Sahabe, iki sahabe ya işkence yaptılar. Peygamberi Muh Muhammed'i inkar etti bir tanesini öldürdüler, bir tanesini bıraktılar. Sonra onlar gelmeden önce Ya Resulallah falanca şehit oldu, falanca mürtet oldu. Yok diyor, diyor Peygamber Peygamber Selam. O ruhsatı kullandı, o azimeti kullandı diyor. İyi ki böyle olmuş ki tövbe diyesin geliyor. Bize ölçü geldi. O azimeti kullandı, o ruhsatı kullandı. Ama mesela bizde olsaydı İbrahim mesela su, suda. Öyledim, o, ben <laughs> Yüzdeyiz giderdi İbrahim. Burada herkes giderdi İbrahim. Felsefemiz de var. Niye biliyor musun? Hizmet kardeş. Para kazanmaya gitmiyoruz ya. Yani. Uçmak Allah'ın adeti. A, o da adeti. Kuşlar uçuyor diye. Mesela. Yani ne bileyim çok şey derdik. Bir sürü doldurduk doldururduk. Hasan-ı Hasan Basri Hazretleri şöyle demiş. Allah'ın rızası adeti içindedir diyor. Allah'ın dinine hizmet adetleri içerisindedir. İki sahabe Aynı bu manada derden karşıya geçecekler. Birbirine de ayetler latife yapıyorlar yapıyor Şimdi birisi boyu kısa, birisi uzun. Birbirinin sırtını almış kısa olan, uzun olan sırtını almış. <laughs> Tam derden ortasına gelmişler, o sırtındaki latife yapmış. Hani var ya, Cenab-ı Hak işte atları, katırlar sarıyor, istifada size nice nice binekler verdi diyor. Allah size nice nice binekler verdi. Yani orayla yani ben yani benim binam oldu. <laughs> ha, bineğim oldu dedi. Öteki sahabe ne dedi? Ah, o da bir ayet var tam bu manada. Ya Rabbi beni sulu bir yere indir deyip o da onu okuyup onu suyun içine bırak. <gülüyor> <gülüyor> sulu bir ben yere beni indir. <laughs> evet şey Musa Aleyhisselam galiba sulu bir yere indir dedi. Ondan sonra. <laughs> Aleyhisselam. Nuh Aleyhisselam. sulu bir yere indir beni. Ondan sonra o da onu bıraktı. <laughs> Şimdi ne kadar latife ya Allah Allah latife latif olmalı ne güzel yapmış ya şimdi son vecizemiz kardeşlerim yani demek Allah'ın işine karışmamak lazım ölüm derdi geçim derdi sağlık derdi ne bileyim sırtınla taşımamak lazım Allah'ın icraatını tercihlerini ne olacak ne bileyim ne olacak bana benim işim değil ki bu yani bu nedir? Teslim, tevekkül, itimat, kanaat. O kadar hoşuma gidiyor ki beceremiyorum biliyor musun? Bir becerebilsem vallahi o kadar rahat edeceğim ki. Ustadın vecizesi neydi? Yükünü gemiye bırak diyor değil mi? Sırtına taşıma. Bal, arabalı, vapurda sirkeciden hareme geçiyor adam. Sırtında Mahmut Paşa'dan tekstili almış. Gemide duruyor. Hakikaten hep o geliyor hatırıma. Oldu yani böyle ha. Bir deli olmuştu böyle de. Orada bırak. Niye bırakmıyorsun demiş gemiye? Demişler yani. Olmuş yani Osman. Demiş ya ya gemi batarsa ne olacak? Ha onun gibi yani. Maskara gülüyorlar. Ya gemiyi bırak. Yani aslında biz kendimize gülüyoruz. Ona güle gü gülüyorlar. Onu görseler, öyle görseler. Ben bir ara yaptım böyle bir şey de. Buna ait. Kısa bir mesafede. Dedim yapayım ne yapacaklar. Dedim ki bir tanesini. Sen dedim uzaktan çek. Kanatlı caddesi var ya. Kanatlı Caddesi'nde bir fener aldım. Gündüz ortası. Kır, Kırıkan sıcak. Zaten güneş acayip. Lamba aldım lamba. Lambayı yaktım. Kanatlı Caddesi'nde yolla lamba tutup gidiyorum. Ondan sonra böyle de giyinmedim. Pejmide bir şeyler giydim. Yaptım ya güneşin altında lamba lambaya gerek var mı? Kur'an güneşi altındayken Akıl fenerini kullanıyor insan. E biz nur talebelerine gelelim. Ha gülüyor. Gündüz ortası lamba olur mu? E sen peki güneş, dünya ve ahiret karanlıklarını nurlandırıyor. Kafa fenerle gidiyorsun. Peki nur talebelerine girelim. Bir bakıyorsun. Hizmetin ta kendisinden dershanesine kadar, aile hayatına kadar. Et, teslim, tevekkül, itimat, kanaat. Allah'ın... Rezak ismini de kanaat. Sonuca böyle nimetten kanaat, hayata kanaat etmiyoruz ki ya. Yani. Aynı onun gibi. Ha gülüyoruz ama o zaman yapabildim. Şimdi yapamam da. Yapamazsın yani o zaman. Nasıl bir heyecan vardı ki o şef dönemi. gitmiştik ya 90'da işte 91'de. Böyle yaptım onu. Yani aynı kardeşim. Allah'a teslim seleme. İslam. Eylem. Tevekkül doğru itikat. itimat yani Allah'ın icraatına, Allah ne yaptıysa itimat et Allah'a. Mesela sana teslim oldum, artık sana itimat edeceğim. Bir de Allah'a kanaat etmek lazım. Al dördüncüsü de kanaat. Teslim, tevekkül, itimat, kanaat. Kanaat edemiyoruz ki Allah'a. Başka şeyler arıyoruz. Onlardan medet alıyoruz. Onlardan şey yapıyoruz. Allah beni affetsin. Vallahi bunu tevazu olarak söylemiyorum. Cemaatin içinde söylemek söyleseydim riya olur da. Allah beceremiyorum. Bir becerebilsem var ya en azından testim tamam eylemim çok şükür. Tevekkül doğru itikat ama itimat ve kanaatimiz çok sıkıntılı ya. Onun için belasında çekiyorum. Ama onu yapabilsek, verebilsem. Bak ne kadar rahat oluyor diyor. Tabii ama bende olmuyor işte. Yani, sorguluyorum. Şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam Ya tık, itimat et yahu. İcraatı ne verdiyse. Kadın mı yaptı, erkek mi yaptı beni? İtimat et. Beni bu asırda getirdi. itimat et. Beni bununla evlendim. itimat et. Beni dershaneye koydu. itimat et. Kanaat et yani. Bir de kanaat. Yapamıyorum ya. Mesela vesese. Vehim bak. Vehim onlardan çıkıyor. Evet. itimat ve kanaatsızlıktan vehim ve vesese çıkıyor. Ya acayip bir şey. Ee, sonra bakmıştım tevhid şey teslim tevekkül, itimat ve kanaat. Ee, bu itimat itimat edilmese vesvese, kanaat edilmese vehim çıkıyor. Mesela kalbim şey galiba. La itimat et Allah'a ya, bırak ya. Yapamıyorsun. Çok acayip. Lemalar 130. Yani bu nasıl kanun-ı ilahi Adet-i ilahisi. Ey kardeşlerim siz de size ait olmayan vazifeye harekatınızı bina etmekle karışmayınız. Ve halikınıza karşı tecrübe vaziyetini almayınız. Allah ya Rabbi, ben bunu böyle yaparsam sen de herhalde bunu yapacaksın yaparsın. Yani kime rastladımsa veya kendim böyle aksulamalle tokat dedik. Tersiyle çıkıyor. Bir de bir de okuyayım. Siz de size ait olmayan vazifeye, harekatınızı bina etmekle. Ya Rabbi ben bunu yapıyorum. Ya yani ne olacak? Ne bileyim ne olacak? Şimdi iç alemindeki o tuhaf tuhaf şeyler, alemler. inan o tarafta koyuyorum, seyrediyorum. Bu, bu, bu hükmünü böyle yapıyor. Bu da bunu yapıyor. Görüyorum ha. Görüyorum. Bazısından çıkamıyorum. Tesir altında kalıyor. Hem becerebilsem ama o maddeten, bedensel hayat noktasında umurumda değil. Yani ne olacak? Öl, nerede öleceğim? Hiç şeyimde değil. Nasıl öleceğim? İşte düşmanım çok. Hiç defterimde değil. Nasıl öleceğim? Hiç umurumda değil. Inan. Fakat iç alem. Ne kadar zormuş ya. Çok anlatıyorum kimse, Belki Paylaşıyorum yani. Belki bir ömrünüz inşallah olur da daha fazla. İtimat ve kanaat... Öyle bir hazine bir şey ki kim becermişse bunu. Teslim ve tevekkül. Ad, fark, noksan, kusur, ölçüler. Ad, fark, şefkat, tefekkür. E, e, teslim, tevekkül, itimat, kanaat. Tamam bu iki tane oluyor. İhlas ve sadakatla oluyor. Çok şükür. Ama Allah'a itimat ve Allah'a kanaat. Allah'a kanaat etmek. Benim Rabbim sensin tamam. Yani Rab yöneten demek. Rabbim. Allah'a kanaat. Sen, sen nasıl istersen işte cüz icu, ihtiyarımdan vazgeçtim. Onu işte ustad becermiş. Dünyası olmuş. İmam cennet. İnşallah olur. Becerenler olur. İnanıyorum var. Bak bunu bunları yaptım. Ama bu bu ikisinde tekliyor. Bir de okuyorum kesiyorum zaten. Siz de size ait olmayan vazifeyi harekatınızı bina etmekle karışmayınız. Ha bak şimdi. Halikınıza karşı tecrübe vaziyetini almayınız. Lemalar 130. Yani ben bunu böyle yaparsam sen bunu bana yapar mısın? Ya bunu bana verecek misin? Herhalde ben bunu yaptım verirsin ya. İçeriden hesaplı. E oluyor be kardeşim gülüyoruz ama. Oluyor oluyor. Allah şey yapacak ya. Ya. ولكن اخر دوائهم ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه ثمانيه سنوات